Yarın için tarih kanalının kıymetli takipçileri hepinize saygıyla selamlıyorum. İlk videoda hatırlarsanız internet üzerinden atıf tarama üzerine durmuştuk. Belli başlı sitelerden nasıl atıflarımızı arayacağımıza dair bilgi vermiştik. Tabii benim verdiklerimden çok daha fazlası muhakkak ki vardır. Belli başlarını verdik. Diğer kısımlarını artık siz de takip ettikçe bulabilirsiniz. Sizden ricam, bizim unuttuğumuz, atladığımız ya da yanlış verdiğimiz bir bilgi varsa yorum kısmında bize yazarsanız onları elimizden geldiğince düzeltmeye çalışırız. Bugün atıf tarama ile ilgili kitaplara bakacağız. Kitaplarda atıf nasıl aranır, nasıl bulunabilir buna bakacağız. Normalde bu kolay bir hadise değil biliyorsunuz. Çünkü bütün kitapları almamız mümkün değil. Kaynakçalarını takip etmemiz mümkün değil. Peki biz bunları nasıl bulacağız? Özellikle akademik teşvikte atıfların etkili olduğu düşünüldüğünde akademik teşvik için bir yıl önceki atıfların Ocak ayı içerisinde tespit edilip bunun da ispatlı bir şekilde sisteme girilmesi gerekiyor. Peki biz bunu nasıl yapacağız? O yıl içinde yayınlanan bütün kitapları takip etmemiz, kaynakçalarını taramamız ve buradan bize yapılan atıfları bulmamız pek de mümkün değil. İşte bu noktada özellikle akademik teşvik çıktıktan sonra yayın evleri yayınladıkları eserlerin kaynakçalarını her yıl yayınlamaya başladılar. Akademik çevrelerde bu noktada gerçekten memnuniyet oluştuğunu itiraf etmekte fayda var. Çünkü başka türlü zaten bunu taramamız mümkün değildi. Biz de sizin için bu noktada bize yardımcı olmuş, akademisyenlere yardımcı olmuş, yayın evlerine göstermek amacıyla ve sizin de atıf taramada tek tek bütün yayın evlerine aramak yerine bizim kanalımızda verdiğimiz linklerden oraya ulaşmanızı sağlamak ve işinizi kolaylaştırmak adına bu videoyu çektik sırayla bunları kısaca ifade etmeye çalışacağım. Bunlardan ilki ana yayıncılık. Her birinin sayfasında farklı yerlerde yer alabiliyor açıkçası. Şurada akademik hizmetler yazan kısım verilmiş. Aşağı doğru indiğinizde sayfada hemen burada görüyorsunuz 2002 atıf 22 atıf bülteni 2023 yayın kataloğu gibi geliyor. Bazı yayın evleri PDF olarak yaptıkları yayınları, kaynakçaları ve künyeleriyle beraber sizinle paylaşıyorlar. Şunu tavsiye ederim ben bu noktada size. İnternet tarayıcınızda açtığınızda CTRL-F ile tarattığınızda 5363 sayfanın tamamını indiremediği için sizin yayınınızı görmeyebilir. Bunun yerine mutlaka gördüğünüz indir butonundan bunu PDF'i bilgisayarınıza indirin. Sonra tarayıcıda değil mümkünse PDF açan bir uygulamada açarak taratırsınız. O zaman daha net sonuç alabilirsiniz. Çünkü sayfalar çok fazla gördüğünüz gibi. Mesela burada Serap Nazlı tarafından yayınlanan aile danışmanlığı uygulamaları baskılarını vermiş. Diğer bilgileri, künye bilgilerini paylaşmış. Ön söz bazıları veriyor, bazıları vermiyor. Burada verilmiş. İçindekileri veriyor. Sonrasında da bir takım şeyleri paylaşmış. Bazı yayın evleri bunu yapıyorlar. Bazıları yapmıyorlar. Bize burada daha çok lazım olan nedir derseniz tabii künye bilgileri bize lazım. Mümkünse içindekiler kısmı lazım. Ve nihayette esas kaynakça kısmı lazım. Bir diğer yayın evi Aslana yayınları. Üst kısımda vermiş gördüğünüz gibi. 2022 yılı akademik kaynakça vermiş. Bazen en alt kısımda da olabiliyor. Şöyle bakalım. Evet, 2022 kaynaklar diye burada vermiş. Gördüğünüz gibi bazı yayın evleri arkadaşlar 2018'den bazıları 17'den geçmişten itibaren alıp gelenler var. Bu şu işinize yarar. Yarın doçentlik atamasında, profesörlük atamalarında dosyalarınızı oluştururken geçmişe dönük olarak yapılan atıfları bulma noktasında buraları tarayabilirsiniz. Sadece akademik teşvik için değil, atama ve yükseltmelerde de atıflar kullanılmaktadır. 2022 yine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi o da Astana yayınları da PDF olarak paylaşmış. 1164 sayfa Behçet Batur'un Meriç Medeniyet ve Modernite kitabını hemen vermiş. Arkasından künye sayfasını görüyoruz. İçindekiler ön söz ve kaynakça hemen hemen pek çok yayın evi bu şekilde veriyor. Evet, bir diğer yayın evimiz Beta yayınları. Buna da baktığımızda şöyle hemen ilk etapta gözümüze çarpar mı diye şöyle sağa sola baktığınızda pek bir şey gözükmüyor. Genelde alt tarafa doğru inmemiz lazım. 2022 yılı akademik kaynakça olarak burada verilmiş. Gördüğünüz gibi yine indirme imkanımız var. Bu da 2115 sayfa arkadaşlar. Çizgi kitap evi. 2018'den itibaren var olan atları sayfasında tutmaya devam ediyor. Hemen biz buradan son atıf bültenine tıklıyoruz. Bunu indirme imkanı size tanımış. İndiriyor. Sonra açıyor. İnceleme imkanı buluyorsunuz arkadaşlar. Evet, değişim yayınları. Hemen akademik kaynakçayı gördüğünüz gibi en üst kısma yerleştirmiş. Tıkladığımız zaman sayfası açılıyor ve direkt Word dosyası olarak sayfayı indirebiliyoruz arkadaşlar. Evet, bir diğer yayıncılık Detay yayıncılık. Burada da baktığımız zaman ilk sayfada herhangi bir şey var mı? Evet, bu da sağ tarafta bakın nasıl küçük bir kısım açmış, hemen vermiş. Detay yayıncılık 2022 yılı akademik kaynakça paylaşmış ki 2019'dan itibaren Detay yayınları eski kaynakçalarında burada tutuyor. Dolayısıyla bunları da inceleme imkanımız var. Evet, Nobel yayıncılık da kaynakçaları paylaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2016'dan itibaren şu ana kadar gördüğümüz herhalde en eskisi 2016'dan itibaren kaynakçalarını sizlerle paylaşıyor. 2022'ye tıkladığımızda 47.000 43 sayfalık bir kaynakçayla
karşılaşıyoruz. Kısım kısım indirme imkanı vermiş. Gördüğünüz gibi oldukça büyük. Evet, diğer bir yayın evi Palet Yayınları burada. Hemen açar açmaz sayfamızda atıf indeks bültenini zaten direkt görüyoruz. Gördüğünüz gibi 2019'dan itibaren yaptıkları yayınların kaynakçalarını bizimle paylaşmışlar. 2022'de burada 2186 sayfalık bir kaynakça paylaşımı yapmışlar. Kitabın künyesi verilmiş. İçindekileri paylaşmamışlar. Direkt bibliyografiye, kaynakçıya geçiş yapmışlar. Özellikle editörlü kitaplardan içindekiler kısmının olması bizim için daha iyi. Bunu da buradan yayıncılara hatırlatmış olalım. Evet, diğer bir yayın evimiz Paradigma Akademi Yayınları. 2015'ten itibaren eski kaynakçıların hepsini vermiş. Dolayısıyla buradan indirme imkanımız var. Direkt kapağı vermiş ve hemen kaynakçıya geçmiş. Keşke künyesinde kitabın bizimle paylaşsaymış. Bizim için daha iyi olurdu. Yayın evleri de bu programı izlerlerse lütfen buraya mutlaka kitabın kapağının yanında künyesi ve içindekiler kısmı eklenirse bu bizim için daha iyi olur. Çünkü bazen komisyonlarda bunların eksikliği sıkıntıya sebep olabiliyor. Bazı arkadaşlarımız bundan dolayı akademik teşvikten yararlanamıyorlar. Evet, PegemNet yine aynı şekilde kaynakçasını bizimle paylaşan yayın evleri arasında, evet, atıf indeksi 2022 burada bizimle paylaşılmış. Diğer bir kitap evimiz Seçkin Kitap Evi. Bu kitap evi de bizimle kaynakçasını paylaşan kitap evleri arasında, yayın evleri arasında yer alıyor. Hemen bakalım nerede paylaşmış. İlk kitapta gözükmüyor gördüğünüz gibi. Çoğunlukla en alt kısımda yer alır. Evet, burada tıkladığımız zaman da direkt indirme imkanı bize veriyor. Evet, siyasal kitap kaynakçasını yine bizimle paylaşmış. Bu da akademik kaynakça olarak yukarıda gördüğünüz gibi vermiş. Akademik kaynakçamızı şöyle bakalım. 2020'den itibaren paylaşmaya başlamış. 1288 sayfalık bir paylaşım yapmış. Evet, burada da gördüğünüz gibi kitabın künyesi var. Akabinde hemen kaynakçaya geçiş yapılmış. Evet, Vizitek yayınları var. Atıfları yine bizimle paylaşmış gördüğünüz gibi ilk sayfadan en üst kısımda veriyor. Hemen açtığımız zaman burada atıf bültenini görüyoruz. 3355 sayfalık bir atıf bülteni hazırlanmış. Evet, Vize Yayıncılık yine bizimle paylaşmış. 2019'dan itibaren dosyaları burada bulabiliyorsunuz. Kaynakçılara ulaşma imkanımız var. Kitabın ismi, künyesi, ön sözü de paylaşmış. İçindekileri vermiş ve akabinde birinci bölümden bir sayfa paylaştıktan sonra kaynakçıya geçmiş. Gerçekten bizim istediğimiz tarzda bir paylaşım olmuş. Yayın evine teşekkür ediyoruz. Evet, Yeni İnsan Yayınları burada 2021'i paylaşmış. 2022'yi açıkçası göremedim. Sanki bu sene paylaşmadılar. Umarız Yeni İnsan Yayınları da diğer yayın evleri gibi her yıl bizlerle atıflarını, kaynakçalarını paylaşmaya devam eder. Evet, diğeri Yetkin Yayınları. Kaynakçalar olarak gördüğünüz gibi en üst kısımda sayfada bir link açmış. Bu linkten doğrudan kaynakçalara ulaşma imkanımız var. Tabi burada biraz sıkıntı şöyle, farklı bir yaklaşım sergilemişler. Kitabı tek tek bunları incelemenize müsaade etmiş. Her bir kitabı burada vermiş yazarıyla, yayın tarihiyle beraber her birini tek tek incelemeniz lazım. Bu da biraz açıkçası oldukça zahmetli olmuş. Diğer yayın evleri gibi keşke bunun tamamını tek bir yerde toplasa, akademisyenlere, araştırmacılara da bu noktada yardımcı olsalar çok daha güzel olur. Efe Akademi Yayınları var. Bakınız, akademisyenler için başlık açmış. En son akademik yayın kaynakçası diye bir link paylaşmış. Burada 2020 yılı ve öncesinden itibaren Efe Akademi'de ne yayınlanmışsa bunları bizimle paylaşmış arkadaşlar. Eğitim Yayın Evi'ne geldik. 2023 akademik kaynakçı olarak paylaşmış. Tabii bu 2022 yılındaki yayınları. Diğer yayın evlerinden farklı bir yaklaşım sergilemiş. 2023 kaynakçı deyince 2023'te yayınlananlar değildi. 2022'de yayınlananları 2023'te bizimle paylaşmış. Ocak-Aralık ayları arasında kapağı vermiş. Gördüğünüz gibi Aralık 2022'de başlanan bir esermiş bu eser. Volkan Yavuz tarafından yazılmış. Künyemiz var ve direkt kaynakçaya geçmiş. Umarız ki ileride yayın evleri içindekiler kısmını da bu noktada bizimle paylaşırlar. Yayının içindekiler kısmını da verirlerse çok makbule geçer. Eğiten Kitap Yayınları da gördüğünüz gibi ilk satırda bizimle paylaşıyor. Kaynakçalarını 2022 Atıf İndeksi adı altında link vermiş. 7305 sayfalık bir kaynakça hazırlamışlar. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Evet, ilgili makama yazısını burada yazmış mühürlü bir şekilde. Sonrasında indeksler ve üniversite kütüphanelerinde nerelerde tarandığını yayın evinin yayınlarının bunları göstermiş. Arkasından da kitapların listesini, bunun hemen akabinde de kitapların isimleriyle beraber kaynakçalarına yer verildiğini göreceğiz. Eğitimde 21. Yüzyıl Becerileri isimli mesela bir çalışmayı editörleri ve yazarlarıyla beraber paylaşmış. Künyesini burada veriyor. Ön sözünü vermiş. İçindekiler hangi hoca nereyi yazmış görüyoruz. Akabinde bölümün girişiyle beraber hemen kaynakçasını bizimle paylaşmış. Oldukça zahmet etmişler. Gerçekten kendilerine bu hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizimle kaynakçasını paylaşan diğer bir yayın evi Ekin Yayın Evi. Burada akademisyen başlığı altında kaynakçayı paylaşmış. Tıkladığımız zaman direkt o sayfanın
açıldığını görüyoruz. Evet, diğer bir yayın evimiz FCR Yayın. Burada hem Fecr yayınları, hem eski yeni yayınları, hem Bilal yayınları, hem de Kitabe yayınları, atıf bültenleri paylaşılmış. 2022 daha öncesi burada herhangi bir yerde gözükmüyor. Hepsini tek tek indirip incelememiz lazım arkadaşlar. Evet, Filiz Kitabevi'ne geldik. Filiz Kitabevi de kaynakçasını ilk sayfada paylaşanlar arasında yer alıyor. Bu kaynakça yazan kısma tıkladığımızda hemen kaynakçanın indirildiğini görüyoruz. Kitabın kapağı, efendim, bünyesi, akabinde kaynakçası bizimle paylaşılmış. Holistens Publishing yine aynı şekilde akademik kaynakçayı paylaşan diğer bir yayın evi olarak karşımıza çıkıyor. 2021'den itibaren kaynakçayı paylaşmaya. Evet, İksat Yayın Evi de bizimle kaynakçasını paylaşan yayın evler arasında yer alıyor arkadaşlar. Yalnız şöyle ilk etapta baktığımızda görmemiz pek mümkün değil. Gördüğünüz gibi en alt kısmı ayırmışlar. Akademik kaynakça yazar kısmı tıkladığınız zaman 2020 öncesi, 2020 ve 2021-22 hepsini cilt cilt vermiş. Özellikle 2022'de iki ayrı cilt olarak kaynakçasını bizimle paylaşmış. Evet, bir diğer yayın evi Kriter Yayın Evi. Kriter Yayın Evi de akademik kaynakça olarak ilk sayfadan bizimle paylaşıyor. En alt kısımda burada görüyorsunuz 2021 ve 22 kaynakçalarına ulaşmamız mümkün. Legal Yayıncılık yine aynı şekilde kaynakçasını bizimle paylaşan yayın evleri arasında yer alıyor. İlk sayfada hemen sayfanın üstünde yer alıyor mu diye baktığımızda göremiyoruz. Genel itibariyle burada yoksa hemen en alt kısımda yer alabiliyor. Kitapla yayınladığımız eserlerin kaynakçası olarak gördüğünüz gibi burada paylaşmış. Dergide yayınladığımız eserlerin kaynakçası olarak vermiş. Her ikisini de ayrı ayrı legal yayın evi bizimle paylaşmış arkadaşlar. Evet, lisans yayıncılık yine aynı şekilde 2022 kaynakça değil sayfadan bizimle kaynakçasını paylaşan diğer bir yayın evi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, böylece tespit edebildiğimiz kadarıyla kitap evlerinin yayınladıkları kitaplardaki atıfları nasıl tarayacağımızı sizinle paylaşmaya çalıştık. Sizlerin de bildiğiniz farklı kitap evleri, yayın evleri varsa lütfen bunu yorumlarda bizlerle paylaşın. Amacımız burada bilginin paylaşılarak büyütülmesi, birbirimize destek oldukça, birbirimizin eksiğini kapattıkça daha güzel günlere ulaşacağımızdan şüphemiz yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.